Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum Hacettepe Tıp Fakültesi dekanlığı da yapmış olan bir cerrah Profesör Doktor İskender Sayek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Merhabalar tekrar. İskender Bey önemli bir doktor. Bir cerrah olmasının yanı sıra geleceğin doktorları ve onların eğitimleri üzerine de çok kafa yoran, bu konuda çalışan, eğitimler veren biri. Türkiye'deki tıp eğitiminin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Tıp Eğitimi Programını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği TEPDAD'ın kurucusu ve başkanı. İskender Beyciğim, özgeçmişinize dair bir özet yapayım istiyorum. Bir hatam olursa siz beni düzeltin lütfen. Şöyle, İskender Sayek Arsuzlu, bundan da bahsederiz. 1944 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğmuş. Orta öğrenimini Talas Amerikan Okulu'nda, lise öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra 1964-1970 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okumuş ve aynı yıl üniversitenin genel cerrahi ana bilim dalında asistanlığa başlamış. 1971-1976 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde State University of New York at Buffalo'da genel cerrahi eğitimi almış. 1976'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak göreve başlamış. 1981'de genel cerrahi doçenti, 1988'de profesör olmuş. 1991-2007 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 300'e yakın bilimsel yayını, pek çok ödülü var ve ulusal, uluslararası birçok derneğe de üye. 1997-1998 döneminde Avrupa Cerrahi Enfeksiyon Derneği Başkanlığı yaptı. 1991-94 tarihlerinde Hacettepe Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2000-2006 yıllarında dekanlık yaptı. İskender Bey'i çekirdek ailesindeki kadınlar üzerinden eşi, babası gibi tanımlamak da mümkün. Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı da yapmış olan Doktor Füsun Sayek'in eşiydi. Eşiydi diyorum, Füsun Hanım vefat ettiği için. Maalesef ondan ve onun adına yakınlarının, ailesinin düzenlediği etkinlikten bu yayında da bahsedelim çok istiyorum. Aynı zamanda çok başarılı iki kadının da, Selin Sayek Böke ile Aylin Sayek Beyazıt'ın da babası. Selin Sayek Böke akademisyen, ekonomist ve siyasetçi. Aylin de benim arkadaşım, tasarımcıdır, yazardır, gazetecilik de yapmıştır. İskender Bey, yani nefesim yetmedi maşallah, nasıl bir geçmiş. Tekrar merhaba diyorum size. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Özet olarak çok güzel sundunuz. Ya inşallah sürebilmişimdir. Şimdi ben tıp eğitimi konusundaki birkaç online dersinizi de izledim. Orada da değişimden ve değişimin hızından sıklıkla bahsediyorsunuz. Ama şahsen babasının doktor olmasını çok istediği bir kız çocuğu olarak ben bu değişime inanamıyorum. Yani benim okuduğum yıllarda babam için tıp, doktorluk çok önemli bir meslekti. Toplumda da öyle görülüyordu ki bu çok kısa bir zaman sayılabilecek yıllar içerisinde. İşte ne bileyim 20-30 yıl öncesinde. Sizin yetiştiğiniz yıllarda daha da öyledir. Şimdi oradan başlayalım mı? Sizin döneminizdeki doktorluğa bakış nasıldı? Şimdi ne görüyorsunuz ve bu nasıl değişti, nasıl da daha iyiye gider? Gerçekten benim hekimliğe başladığım dönemle bugün arasında çok büyük fark var. Dünyadaki gelişimin, bilimin, teknolojinin ilerlemesinin büyük etkisi var. Kuşaklar arası fark çok fazla. Biz farklı öğreniyorduk, şimdiki kuşak farklı öğreniyor. Evet, ya siz çok güzel bir özet de yapıyorsunuz. Mesela 1700'lü yıllardan 2000'li yıllara tıp eğitimi nasıl yapılırdı? İşte usta çırak eğitimi vardı. Evet. Daha sonra işte uzmanlık eğitimleri gibi, ama onun dışında toplumun bakışı da değişti değil mi? Hani bu kadar toplumu, insanları yaşatan bir şey nasıl bu kadar hor görülür hale geldi? Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Neoliberal politikaların dünyadaki etkisi ve 21. yüzyılın etkisi diyorum ben ona. Çünkü 21. yüzyılda insanlar arasında değer kaybı söz konusu. Yani bazı değerlerimizi maalesef kaybettik.
bu değer kaybı özellikle de bizi yöneten, bize liderlik yapan kişiler bundan daha çok etkilenmişse onların tutum ve davranışıyla bu sefer halk ve toplum benzer şekilde hareket ederek aynı değersizleşmeyi giderek fark ettiriyor insani değerler üzerinden bakıldığında. Tabii hekim olarak bu iş daha da farklı. Çünkü hekimlik insanla ilgilenen, insanın iyi olmasını hedefleyen bir meslek. Hekimlik bir iş değildir. Sir William Osler modern hekimliğin babalarındandır. Sir William Osler'in 1903 yılında söylediği bir çok güzel söz var. Diyor ki hekimlik bir meslek, bir görevdir. Ve görevimizi iyi yapabilmemiz için aklımızı ve yüreğimizi kullanmamız lazım diyor. Yani aklımızla yüreğimizi paralel bir şekilde birlikte kullanarak hekimlik yaparsak ancak iyi hekimlik yaparız. Bugün bu değerler genel ortamda kaybolduğu için hekimlikte, sağlık alanında bundan payını almış durumda maalesef. Evrensel olarak sağlık politikaları veya sağlık reformları insanları farklı biçimde yönlendirerek hasta beklentilerinin çok değişik olmasına yol açmış durumda. Hasta beklentileri de bu sefer hekime karşı olan tutumunu doğrudan toplumun, hastanın, bireyin etkileyen bir sürece doğru gitmiş durumda. Ve bugün sağlıkta şiddet dediğimiz konu giderek artan biçimde karşımıza geliyor. Aslında çok basit bir soru. Yani siz basit bulacaksınız ama bunun unutulduğunu düşünüyorum. Bir öğrenci liseden mezun oldu ve tıbbı kazandı. Ondan sonraki eğitimi nasıl olur? Sizin yanlış hesaplamadıysam 12-13 yıl sadece eğitimle geçen bir döneminiz var değil mi? Türkiye'de, Amerika'da pek çok insan sadece eğitime liseden sonra o kadar yılını, o kadar saatini harcıyor ki biz Türker Kılıç'la konuşurken de bundan bahsetmiştik. Yok işte TUS sınavı, o sınav, bu sınav, ona hazırlanma, buna hazırlanma derken, yeterlilikleri ispatlama zorunda olmak derken bir insanın gençliği, yılları doktorluk eğitimiyle geçiyor aslında. Siz bize o eğitim temel olarak tabii ki farklılaşıyordur ama uzmanlıklara göre nasıldır? Biraz basitçe anlatır mısınız? Tıp eğitimi yaşam boyu süren bir eğitimdir. Hekimlik yaptığınız sürece mutlaka eğitimin içerisinde olmanız lazım. Yani bir türlü eğitimi almak zorundasınız. Onun için yaşam boyu eğitim kavramı hekimlikte, tıp eğitiminde çok ön planda. Tıp eğitimi aslında dönemsel olarak 3 evreye ayrılıyor. Bir tıp fakültesi dönemi dediğimiz temel tıp eğitimi. 2 uzmanlık eğitimi dediğimiz mezuniyet sonrası eğitim. 3 sürekli mesleki gelişim veyahut da sürekli tıp eğitimi dediğimiz mezuniyetten, uzmanlık eğitiminden sonra güncel kalmayı hedefleyen, sizin o günkü koşullarda hekimlik yapmanızı sağlayan eğitimin sürdürülmesi anlamında dönemler olarak da. Ama bu dönemler birbirlerinden kopuk dönemler değil. İç içe birbirini tamamlayan dönemler olarak değerlendirilmesi lazım. Bu üçlemeyi birlikte düşünmemiz lazım eğitim açısından bakıldığında. Şimdi tıp eğitiminde tabii özellikle de insanın iyiliği için çalışan bir meslek olduğu için tıp eğitiminin de o formasyonda olması gerekir diye düşünüyorum ben. Tıpta insan bilimleri dediğimiz veya beşeri bir davranış ve sosyal bilimlerin de mutlaka tıp eğitimi içerisinde yer alması gerektiğini ortaya koymuştur. İletişim becerilerinin çok önem kazandığı bir dönemden geçiyor. Çünkü hekimlik hasta-hekim ilişkileriyle yönlendirilen bir meslek. Şimdi hasta-hekim ilişkilerine baktığımız zaman Hipokrat zamanında bir paternalistik çağ var. Bu çağda siz hekim olarak önce Tanrı sonra siz geliyorsunuz. Hasta açısından da uzun dönem bu paternalistik çağın etkisi olmuştur hasta-hekim ilişkilerinde. Ama bugün artık hasta-hekim ilişkilerinde bu paternalistik yaklaşım söz konusu değil. Bugün ortak karar verme çağı dediğimiz bir çağa dönüşmüş durumda.
Yani hastayla hekim uygulanacak tedavinin, yapılacak herhangi bir girişimin şeklini, etkilerini birlikte karar vererek yönlendiriyor. Bu açıdan çok büyük bir değişim var tabii hekimlikte. Daha önce hekim doğrudan doğruya bir tedaviyi önerip yaparken bugün hasta hekime siz bunu neden yapıyorsunuz? Ben internette Google amcada şunları gördüm. Acaba bu bana uygun değil mi diye. Dolayısıyla hekimle hasta arasındaki bu iletişimin uygun bir düzeyde olması son derece önemli bu. Benim hekimliğe başladığım dönemde hiç iletişim becerileri diye bir şeyden bahsetmiyorum. Bugün tıp eğitiminin temel konulardan bir tanesi iletişim becerileri kazandırılması bir tıp fakültesi mezununa. İyi iletişim kurabilen, hastayı iyi anlayabilen, empati yapabilen, toplumun bir parçası olduğunu hisseden, etik ilkeleri özümseyen, bir ekip içerisinde çalışmayı bilen, çünkü sağlık hizmet sunumunda tek başına hekimin yeterli olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla ekibin içerisinde o ekibin sorumluluklarına saygı duyarak hekimlik yapmak zorundayız bugünkü tıp ortamında. Bilginin aşırı arttığı bir dönemden geçiyoruz. Tıpta bilgi yarı ömrünün 2020 yılında 0.2 yıl olduğu varsayılıyor. Bu ne demek? 73 gün. Çok acı. Yani bilginin yarısı 73 günde geçersiz olabilir. Olacak demek değildir bu ama olabilir demektir bu. Dolayısıyla hekimin güncel kalabilmesi için mutlaka yaşam boyu eğitime, sürekli mesleki gelişime önem vermesi lazım ve onu ön plana çıkartması lazım. Aksi takdirde güncel bir hekimlik yapması mümkün değil. Peki siz bize şunu da söyler misiniz? Yaşam boyu eğitim ve kendini geliştirmeyi çok iyi anlıyorum tabii ki. Bu pek çok meslek için söz konusu, tıp için siz diyorsunuz ki daha da söz konusu. Çünkü insanla birebir çalışıyorsunuz. İletişim, daha da önemli. Daha da önemli evet. Çünkü bilginin yarı ömrü diyorsunuz ya, 73 günde bir belki öğrendiklerinizin yarısının değişmesi söz konusu. Tıpta bir de teknolojiler değişiyor. Birazdan ondan da bahsederiz ama tabii. Şunu da özellikle tekrar edelim istiyorum. Bir tıp öğrencisi kaç yıl okuyor? Kaç yıl mecburi hizmet veriyor? Yani bugünlerde bu da tartışılıyor ya, şunu biz evet. Unuttuk. Mesela ben gazetecilik 4 yıl okudum. Yarı okula gitsem de gitmesem de çok önemli değildi. Yani bir yerde erken yaşta çalışmam daha önemliydi. Ama tıp böyle bir şey değil. İşte yabancı dilde söz konusuysa belki 7 yıl okuyorsunuz. Üstüne mecburi hizmet yapıyorsunuz. Üstüne asistanlık, zorunlu şartlar, bilmem kaç saat çalışmak. Sosyal medyada da insanlar tamam devletimiz bizim eğitimimiz için bu kadar harcadı ama biz de neler yaptık diye bunu vurguluyorlar. Nedir o eğitim? Yani fiziki şartları da halk her zaman bilmiyor olabiliyor. Unuttuk onu ya, evet. Onun için sordum size tekrar. Evet, tıp eğitimi çok yoğun bir eğitim. Evet. Kağıt üzerinde 6 yıl gibi görülüyor. Ama sizin de söylediğiniz gibi özellikle İngilizceyi bilmek çok önemli bugün. Evrensel olarak kullanılan bir dil çünkü bilim dili. Dolayısıyla İngilizce öğrenmek isteyince bu 7 yıla çıkıyor. Temel tıp eğitimi kısmı ve bu belli bir dönemden sonra 7 gün 24 saat gerektiren bir eğitim. Hasta ile birlikte görev sırasında öğrenmek zorundasınız. Öyle bir farkı var tıp eğitiminin. Ve 6 yılın sonunda genel pratisyen hekim olarak mezun oluyorsunuz. Bugünkü yasalara göre, gittiğiniz yere göre 1 ile 2 yıl arasında bir mecburi hizmet var. Bu dönem içerisinde TUS, tıpta uzmanlık sınavını kazanırsanız bir ihtisasa başlıyorsunuz. O zaman mecburi hizmetiniz erteleniyor. Uzmanlık eğitimi ortalama 4 yıl, bir kısmı 5 yıla sarkan, çok nadir 3 yıllık eğitimler var. Ama yani 3-5 yıl arasında bir uzmanlık eğitimi ve tekrar bir mecburi hizmet. Aslında bununla da bitmiyor. Bu bilginin çok aşırı arttığı, teknolojinin çok geliştiği bir ortamda hekimler daha iyi hizmet sunabilmek için
aşırı uzmanlaşma dediğimiz daha spesifik konularda çalışmaya başlıyorlar. Örneğin bir dahiliyeci, temel genel dahiliyeci dahiliyenin üzerine bir 2 yıl daha endokrin, gastroenteroloji gibi veya nefroloji gibi, böbrek hastalıkları gibi veya romatoloji gibi, romatizmal hastalıklar gibi konularda bir üst eğitim daha almak gereğini duyuyor. Yani 2 yıl daha onun üzerine eğitim alıyor. Onun da yine mecbur hizmeti var teorik olarak. Şimdi siz de hesapladınız zaten. 7 yılı İngilizce eğitimine saymazsam 6 yıl orada. 4 yıl ortalama uzmanlık eğitimi etti 10 yıl. Eğer bir üst uzmanlık eğitimi alacaksanız, yan dal uzmanlığı alacaksanız 2 yıl da orada etti 12 yıl. Mecbur hizmetler hariç. Mecbur hizmetlerle bu 14 yıla, 15 yıla çıkıyor. Dolayısıyla yani 18 yaşında tıp fakültesine başlayan bir öğrenci ancak 31, 32, 33 yaşlarında eğitimini tamamlamış ve bir meslek edinmiş duruma geliyor. Çok etkileyici ve sürekli de hala da kendini geliştirmek zorundasın çünkü bilgi eskiyor. Tabii. Bunun için de deniyor ki bir hekimin bugünkü bilgiler ışığında bir yılda minimum 50 saat eğitim alması lazım. Sürekli tıp eğitimi, sürekli meslek gelişimi dediğimiz 50 saatlik bir eğitimleri alması lazım. Ki bunun çok daha ötesinde alınıyor tabii bu. İşte kongrelerle, özel kurslarla, seminerlerle, değişik toplantılara katılımla ve özel eğitimlerle üst eğitimler daha alınıyor. Her meslekte gelişim çok hızlı oluyor bugün. Herkes yeni bir şeyleri öğrenmek zorunda kalıyor ama tıpla karşılaştırıldığı zaman daha az bir dönemi kapsıyor diye düşünüyorum açıkçası. Deneceğinizi söylediniz teknolojiye. Teknoloji yaşamımızı hem çok kolaylaştırdı hem çok zorlaştırdı. Aşırı bir teknoloji kullanımına yol açılmış durumda tıpla. Mutlaka kullanılması lazım ama bunun da özenli ve akılcı kullanımı çok önemli. Genç öğrencilerime teknoloji hastayla sizin aranıza girmesin diye öneriyorum. Yani teknolojiyi doğru kullanalım. Teknolojiyi biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirerek gidelim. Aksi takdirde teknoloji sizi yönetecek ve o zaman siz mekanik bir şeye dönüşeceksiniz. Halbuki tıpta insan faktörü her zaman var. Yani insana dokunma mutlaka önemli hekimlikte. Hiçbir zaman bu kadar teknolojiye rağmen hastaya dokunmadan, ben fiili olarak dokunma diyorum, dokunmadan hekimlik yapmak bugün çok uygun değil gibi geliyor bana. Evet, dışarıdan biri olarak, bir hasta olarak bana da öyle geliyor. Yani şunu da görüyorum, teknoloji kullanımı gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. İşte annem bir ameliyat olacaktı, annemi böyle telkin etmeye çalışırken şunu diyordum: anne bak, bir yaştan sonra bu ameliyatı olman daha büyük bir avantaj çünkü teknoloji çok daha gelişti. Hani şu kadar saat yerine bu kadar saatte ameliyattan çıkacaksın, ondan sonraki iyileşme süreci daha hızlı olacak vesaire. Ama bir taraftan da şunu da görüyorum, kendi açımdan, her doktor için değil ama bazen doktorla konuşamıyorum. Yani derdimi anlatmadan ya da sizin dediğiniz gibi bana dokunmadan, beni çok dinlemeden hemen beni bir cihaza gönderiyor. Yani işte röntgen çektir, MR çektir ya da çektirme. Oysa ki ben ilk önce bir 10 dakika olsun sorunum dinlensin istiyorum. Böyle bir şey de kastediyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Tam da söylemek istediğim şeylerden biri o işte, o teknoloji kullanımı meselesi. Bir de iletişim becerilerinin önemini söyledik ya. Yani iletişimin, iletişim burada hastaya dokunma aracı olarak kullanılmalı. Bugün tabii yine sosyal ve sağlık politikaları hekimin hastayla olan temasını minimalize eden, azaltmaya çalışan bir politika yürütüyor. Diyor ki ya 40 hasta gördüm. Yok bu yetmez diyor. Siz 80 hasta görmelisiniz diyor mesela günde. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir hekimin bir hastayla temasında 20 dakikaya ihtiyaç olduğunu söyler. Bugün Türkiye'de özellikle devlet hastanelerinde, polikliniklerde bir hekimin 20 dakika ayırması mümkün değil.
sağlık politikaları dediğiniz biraz da öyle bir şey değil mi? Biz sağlık politikaları ifadesini çok duyuyoruz halk olarak, gene dışarıdan insanlar olarak. Onun için basitleştirmeye çalışıyorum. Bunlar nelerdir? Mesela devlet hastanelerine getirilen bir günde şu kadar hasta bakacaksın, onlardan biri midir? Tabii tabii. Yani yönetim, sağlık yönetimi diyelim. Hı. Sağlık politikalarından çok. Siz eğer 5 dakikada bir hasta göreceksiniz derseniz hekimin hastayla konuşması mümkün değil. Yani sonuçlarını tartışması mümkün değil. Bilgisayarın arkasında hekim durarak hastayla hiç temas etmeden hekimlik yapmak zorunda kalıyor. Benim en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi o. Yani bir hastayla yüz yüze, göz göze gelmek, onun hissettiklerini algılayabilmek lazım. Bilgisayarın karşısında siz oturuyorsanız, hasta da bilgisayarın arkasındaysa, hiç hastaya bakmadan bilgisayardaki bilgiler üzerinden hastayı yönlendiriyorsunuz. Çünkü zamanınız 5 dakika. Hastaya siz bir reçete yazacaksınız hemen veya diyeceksiniz ki ya sen git şuradan bir tomografi yap, tomografiyi al gel, bir MR yapalım, sizi öyle tedavi edelim. Halbuki belki de hiç MR'a gerek olmadan hasta tedavi edilebilir. Bizler bu hastanelere gidiyoruz özel sektörde ya da devlet alanında, evet. Ve bizim de şikayetlerimiz oluyor ama onları da ilk önce karşı tarafı anlayarak belki bilmemiz gerekiyor ya, onun için evet. Size de soruyorum. Tabii, bir diğer konu da sağlık politikalarıyla ilgili, yine evrensel değişim bu, Türkiye'de de benzer değişimler oldu. Tedavi edici hekimliği koruyucu hekimliğin önüne çekmiş durumda sağlık politikaları. Yani hastalığın olmasını önleme yerine hastalığı nasıl tedavi ederizi bugün daha çok ön planda düşünüyoruz. Bu toplum sağlığı aslında çok tehlikeli bir şey. Çok daha ucuza, birey üzerinde herhangi bir etkisi olmadan eğer geliştirebilsek çok daha farklı bir yaklaşım olur sağlık açısından. Şunun altını çizmem lazım. Sağlık bir haktır. Sosyal bir haktır. Bizim sosyal politikalarla bunu yürütmemiz ve toplumu daha sağlıklı kılacak politikalar üretmemiz lazım. Evet. Sizinle konuşmadan bir de hiçbir şeyi unutmayalım diye doktorların sorunlarına bakmaya çalıştım. Sadece bugün değil 4-5 yıl öncesinden beri çeşitli raporlar okudum, tezler okudum. Mesela tıp eğitimi. Pek çok insan şikayetçi de, yeni açılan üniversiteler tıp eğitiminin daha az kaliteli olması konusunda şikayetler gördüm. Hekimler de ileride kendilerine hangi hekimlerin bakacağı konusunda kaygılı, onu gördüm. Yurt dışından gelen doktorlar ve doktorların yurt dışına gitmesi, bu ayrı bir sorunmuş, onu gördüm. Eğitim kalitesi, mecburi hizmetler, güvencesiz çalışma, nöbette fazla kalma, fazla çalışma, itibar sızlaştırılma en büyük şikayetlerden biri. Bunları da konuşalım, altını çizelim ve nasıl daha iyi olunuru da biraz tartışalım. Evet, tıp eğitiminin niteliği son 10-15 yılda dünyada sorgulanıyor. Çünkü yerel, bölgesel, kıtalar arası, ülkeler arası çok büyük farklılıklar var. Türkiye içinde de düşünün, belki de batıyla Doğu'nun arasında da farklılık var hekimlikle ilgili olarak. Tabii. Tıp eğitimiyle ilgili olarak. Sağlık sorunları farklı. Aradaki makas genişleyerek gidiyor. Türkiye ile Amerika arasındaki fark var mesela. Türkiye ile Avrupa. Türkiye ile Doğu arasında fark var. Dünya genelinde tıp fakültesi sayısı maalesef giderek artıyor. Bugün Türkiye'de 124 galiba en son baktığım, 60 olabilir. Çok dinamik bir rakam çünkü bu. Bu tıp fakültelerin bir kısmında birden çok program var. Yani hem Türkçe hem İngilizce program var mesela. İki program. Dolayısıyla bir fakülte iki fakülte gibi görev yapıyor. Sayı o zaman 120 de olsa 150 kurum gibi değerlendirilmesi lazım. Şimdi bu rakam nüfusa orantılandığı zaman 80-85 milyon diye kabul ederseniz 600 bin kişiye bir tıp fakültesi düşüyor. Dünya genelinde kabul edilen rakam 1,5-2 milyon kişide bire bir tıp fakültesi düşüyor. İdeal rakamdan bahsediyorum.
Türkiye'de bugün çok tıp fakültesi var dememizin nedenleri bu. Evet. Bir de peki şöyle bir şey önemsenir ya geçmişten bu yana. Bilmem kimden el almak. Mesela işte İskender Sayek'ten ben el aldım diyenler var mıdır? Yani öyle bir eğitim hala var mı? Tabii hala var. Şimdi tıp eğitiminde usta çırak eğitimi halen kullanılır. Usta çırak eğitiminin de sistematik hale getirilmesi lazım. Hocanın o günkü ruh haline göre eğitim yapmaması lazım. Eğitimin sistematik olması lazım. Bugün artık daha çok yetkinliklere, yeterliliklere dayalı bir eğitime doğru bir evrim var. Yoksa bugün İskender Sayın aklına gelen şunu öğretmesiyle eğitim yapılamaz artık. Yeterliliği ön planda tutan bir eğitimle bunun sürdürülmesi. Yani ben bitirdiğim zaman belli konularda yeterli, yetkin olmam lazım. Biz hep çok hasta görmeyi iyi bir şey olarak sayarız. Siz de öyle görür müsünüz? Tabii. Hayır, eğitim açısından da bu önemli. Yani hasta çeşitliliği, olay teoriden özümsemeye geçmiş oluyor. Bir hastadan öğrendiğiniz bir şeyi kalıcı olarak sizde kalıyor o zaman. Evet, ama bu kadar hasta sıklığı varken belki doktorlar da hastalarından alacakları eğitimi alamıyorlar değil mi? Ya çünkü onu sindiremeden başka bir hastaya geçiyorsun, başka bir hastaya geçiyorsun. Evet, onun için de bu biraz önce konuştuğumuz aşırı uzmanlaşma. Mesela genel dahiliyeci endokrin uzmanı olduğu zaman sadece endokrin hastasına bakıyor. Orada çok güncel kalarak yeni bilgileri, yeni teknolojiyi kullanarak endokrin hastalıklarını tedavi ediyor. Endokrin dışına çıktığı zaman diyor ki bu benim işim değil, bu sen şuna git çünkü o onun alanı diyor mesela. Hı hı. Hastasına çok ya da yeterli derecede bilgi veren doktor mu sizce daha iyi? Sizceyi soruyorum ama bunu istediğiniz kadar makbulü budur ya da bu iyi değildir diyebilirsiniz bana. Ya da hiç bilgi vermeden, biraz önce siz öyle bir şeyden bahsettiniz. Eski tıpta daha çok bilgi vermeden yapılırdı, hasta da onu yapardı gibi. Mesela ben şahsen İnternetten okumam hastalığımı doktora gitmeden önce. Bende böyle bir şey var. Ben doktordan dinlemek isterim. Ama doktor da bana neyi, niye yaptığını ya da bunun neden olduğunu açıklamazsa orada tıkanıyorum ben. Yani orada yapma evet. isteğim yok. Mesela evet. fizyoterapiye git şu kadar seans çünkü. Ama çünküsünü açıklamazsa sana bu olmuş, burada ve burada hasar var ayağında demezse, bana bunu çok makul bir şekilde anlatmazsa benim içime oturmuyor. Ama hangisi makbul ya da hastaya göre mi değişecek bu iş? Bazı hastada o çok tutar, bazı hastada sırf reçete yazmalı. Bunu doktor hemen tak diye hissedebiliyor mu hastaya bakınca? Şimdi ortak karar verme çağında olduğumuz için evet. hekimin hastayı altını üstüne yeterli biçimde bilgilendirmesi lazım. Yeterlilik tabii hastadan hastaya göre değişebilir. Bazı konuları hasta duymak istemeyebilir. Ailesine anlatırsınız örneğin. Ama bilgilendirirsiniz. Bugün hastaların o bilgileri edinme hakları var. Tabii 5 dakikada bir hasta gören bir hekimin onu ne kadar yapabileceği de tartışılması lazım. Hastaya yeterli bir zaman ayırma ve bilgilendirme şartı. Şimdi bilgilendirmiş onam dediğimiz bir şey var. Yani bir hasta üzerinde yapılacak herhangi bir girişim, onunla ilgili hastaya bilgi verilmesi ve onamının alınması gerekiyor etik açıdan. Şimdi eğer siz yeterli bilgi vermezseniz hasta bilmeden bir kağıdı imzalama gibi bir şeyi önüne koyarsanız o zaman siz bilgilendirmiyorsunuz hastayı. Hastanın sosyoekonomik, sosyokültürel eğitim durumuna göre bir bilgilendirme yapılması şart. Tabii bu özel hekimlikte çok rahat yapılır. Devlet kurumunda biraz daha zor olabilir. Bilgilendirmenin uygun yapıldığı durumda hastanın tedaviden yararlanma olasılığı artıyor. Evet, vakit ne kadar önemli değil mi İskender Bey? Her şey ne evet. kadar vakte çıkıyor aslında. Yani evet, bir tabii. hastaya vakit ayırmak, kendi eğitimine vakit ayırmak, sonra ona bilgi vermeye vakit ayırmak, değil mi? Onun psikolojisine vakit evet. ayırmak çok çok mühim yani gerçekten.
televizyonda bir doktorlar furyası var. Ücretli doktor çıkarma gibi bir furya da var. Bir doktor belli bir ücret verip bir sabah programına çıkabiliyor. Şimdi bunlar konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Biraz yanlı gibi sordum ama. Yani genel doktorlar arasındaki muhabbet nedir? Ya da size öyle sorayım ben. Verdiğiniz örnek çok etik bir örnek değil. Tabii ki hekimler televizyona çıkıp bir sağlık programına katılabilir. Doğru bilgi verme adına çok önemli. Yalnız orada şunu özellikle vurgulamak isterim. Herkesin kendisinin uzman olduğu alanda çıkıp konuşması çok değerli. Tabii bir de o var. Pandemi döneminde gördük maalesef. Hekimin ihtisaslı kendi uzmanı olduğu alanla ilgili doğru bilgiyi vermesi önemli. Etik açıdan bakıldığında bunun bir reklam aracı değil, bilgilendirme aracı olarak kullanılması. İnsan sağlığının yararına bir bilgi gibi kullanılması lazım ki hekimlerin çoğunun onu yaptığını düşünüyorum ben. Reklam amaçlı çıkılıyorsa o zaman ayrı bir boyuta olayı götürüyor. Bir de şimdi özel hastane algısı var. Teknolojinin artmasıyla birlikte masraflı teknoloji de arttı. Hastalar açısından da, doktorlar açısından da ve bunların kullanımı. Şimdi bunlar da hastalar açısından da kafa karıştırıcı hale geldi. Yani sanki biz orada hasta değil de müşteriymişiz gibi bir algı da oluyor ya. Ben pek çok insanda duyuyorum mesela. Tabii ki özel hastane 5 yerine 50 tane tetkik yaptırılır vesaire. Hep böyle bir ön yargılar gelişti. Bunlardan nasıl kurtuluruz? Güven nasıl sağlık kurulur? Sağlık politikaları bu işte. Bakın tabii ki özel hastanelerin sağlık hizmetinde yeri var. Onun tartışması yok. Hatta nitelikli olması da son derece önemli. Yalnız eğer sağlık politikaları kamu hizmeti sunan hastaneleri desteklemeyip özel hastaneye gidişin promosyonda yol açıyorsa o zaman sorun var. Türkiye'de maalesef sağlıkta dönüşüm şeyiyle özel sektör daha çok ön plana çıkartıldı. Kamu devlet üniversiteleri daha az pay aldı. Eksikleri tamamlayalım, daha iyiye götürelim değil, yukarıda iyiyi aşağıya çekerim'e getirmeye çalıştık. Dolayısıyla bir sürü öğretim üyesi örneğin devlet üniversitelerinden emekli olup veya ayrılıp özel üniversite hastanelerine gidip orada hekimlik yapmaya başladı. Tabii bunun çok değişik nedenleri var. İşte özlük hakları, yaşamı devam ettirebilme gereği. Yani bir hekimin belli bir sosyal, kültürel yaşamı var. Onu karşılayabilmesi için daha yaşanabilir bir gelire ihtiyaç duyulduğu için de çocuğunu daha iyi bir okula gönderebilmesi için özel hastanelere, özel üniversite hastanelerine kayış oldu. Özellikle büyük şehirlerde. Dolayısıyla tüm bunların uygun politikalarla çözümlenebileceğini ben düşünüyorum. Evet, acaba bizler halk olarak devlet hastanesinden fayda görmüş hastalar olarak biz destek verebiliyor muyuz? Kanunen onu bilmiyorum. Tam da kastettiğim şeyi sorarak söyleyeyim. Babam Çapa Tıp Fakültesi'nde 8 ay bizzat yatarak her gece orada yattı. Kan kanserini atlattı. Ama evet, çok zor bir dönemdi. Yani bu otel hizmetleri manasında zor bir dönemdi. Evet. Yani kötü bir kelimeyle söylüyorum ama herkes anlamıştır. Bir özel hastanede yatsa rahat ederdik. Hem babam çok rahat ederdi, hem bizler refakatçileri olarak rahat ederdik, hem çevresindeki hastalar. Ben orada nasıl şartlarda hastaların yattığını gördüm. Bir odada 8 kişi yatıyor, refakatçisi ondan kalıyor. Bir tane kadınlar tuvaleti var, içinde duş vesaire yok, olmaması normal de olabilir ama kadın gelmiş Trabzon'dan, orada nasıl varlığını sürdürecek, sürekli erkek kardeşine bakmak zorunda, orada böyle kollarının altını yıkayarak lavaboda duş almaya çalışan kadınlar görüyorum. Ben de onlarla kalıyorum mesela. Ben İstanbul'da yaşadığım için, İstanbul'da bir hastane olduğu için sabah gidip duş alabiliyorum mesela. Onlardan farklıyım ama ta nereden kan kanserini en iyi tedavi eden doktorlar burada
diye ya da bilmiyorum o bulundukları şehirlerde bunun özel birimleri de olmayabilir, insanlar geliyorlar. Şimdi orada şey görmüştüm, mesela bir aile bir salonu yaptırmıştı. Daha temiz bir alana geçtik bir yerden sonra. Mesela onlara hala ben çok büyük saygı duyarım. Sosyete ile anılan bir aile ama yani benim kafamda bambaşka bir aile. Ah bu salonu yaptırdılar ve babam orada yattı ve tedavi oldu gibi. Bizler böyle şeyler yapabiliyor muyuz? Tabii. Devlet hastanelerine destek verilebilir. Bir dönem bu oda şeklindeydi. Yani bir odayı siz donatıyorsunuz. Duşlu, tuvaletli bir oda. Vay canına işte, o bir lüks söylüyorsunuz yani, devlet. Ama şimdi hastanelerin çoğu ona dönmüş durumda aslında. Hı. Devlet hastaneleri de öyle. Üniversite hastaneleri de öyle. Tabii bazı hastanelerin binaları çok eski hakikaten. Özel hastanelerin otelcilik hizmeti daha iyi gibi görülebilir. Ama devlet üniversitelerindeki hekim desteği orada daha sınırlı diye düşünüyorum ben. 24 asistanı orada, süreci orada daha kolay takip eden bir ekip var diye düşünüyorum. Çok haklı bir şey söylediniz. 10 küsur sene öncesinden bahsediyorum. Onu da belirtmek lazım. Şimdi öyle değil, evet. Tabii enfeksiyon zaten böyle durumlarda en önemli şeylerden biri ya. Yani hastalık kadar enfeksiyon da bela. Evet. Yani o enfeksiyon da o şartlardan doğuyor bazen. O da çok önemli bir şey oluyor. Peki size şunu da sorayım. Çok basit bir soru soracağım ama basit cevap bile bizim çok işimize yarayabilir. Bir doktora derdimizi nasıl anlatsak? Diyorum ki anneme mesela, anne sorunlarını bir kağıda yaz. Doktorun karşısında az bir süren var ve heyecanlanabilirsin. Bir kağıda yazarsan tak tak söyleyebilirsin. Bu gibi şeyler. Bizler hani doktorun nasıl bize yaklaşması gerektiğini biliyoruz. Bizi dinlesin istiyoruz. Baksın istiyoruz. Yaramıza dokunsun istiyoruz. Bazen siz diye konuşsun istiyoruz gibi gibi. Peki bizler nasıl gelelim? Hekime güven. Bir. İki. Bilgi verme. Çünkü bazen hastalar şunu yapabiliyor. Bazı bilgileri vermeyeyim bakayım doktor onu bulabilecek mi gibi. Çünkü her bulgudan, her şikayetten tanısal olarak bir sonuç çıkartılabilir. Onun için hastanın da hekimi doğru bilgilendirmesi, yeterli bilgilendirmesi, bilgileri paylaşması çok önemli. Tabii hekimlikte bir diğer şey de çok önemli olduğunu düşündüğüm, İyi hikaye alma yetkinliği var. Yani hastayı konuşturabilme ve gerekli cevapları alabilme yeteneği ve iyi bir fizik muayene, bunu tamamlayarak hasta daha çok fayda görür. Evet, çok güzel oldu. Peki size eşinizle ilgili, Doktor Füsun Sayek'le ilgili yaptığınız etkinlikleri soracağım. Beni çok etkiledi bu. Hatta Kafa Dergisi'ne İyi Şeyler Kafası adlı sayfama yazdım. Biraz ondan da konuşalım isterim. Siz başlangıç hikayesini bize anlatsanıza. Biraz kişisel bir hikaye ama topluma mal olmuş ve Arsuz'u çok etkileyen bir etkinlik. Biraz bize başlangıcını anlatsanıza İskender Beyciğim. Evet, ben de çok mutlu oluyorum aslında bu süreçle. Onu altını çizeyim. Füsun eşim benim üniversiteden arkadaşım. Tıp fakültesinden. Yani beraber büyüdük diyelim üniversitede. Tabii tıp eğitiminde öğrenci ilişkileri de biraz daha farklı, daha yakın. Çünkü daha uzun zaman geçiriyorsunuz beraber eğitim sırasında. Füsun benim 60. yaş günümde Ankara'da bir sinemayı kapatıyor ve benim çocukluktan, liseden ve üniversiteden olan yakın arkadaşlarımı oraya davet ediyor sinemaya. Ve beni bir film başlangıcından sonra sinemaya sokuyor hiç farkına varmadan. Ve hazırladığı benim yaşamımla ilgili kısa filmi orada sunuyor. Ben de Füsun'a dedim ki o zaman bak ben de senin 60. yaşında sana sürpriz yapacağım diye söyledim. Ama maalesef Füsun'u 59 yaşında kaybettik. 60. yaşına gelmedi Füsun. Onun üzerine Füsun'un 60. yaşında vefatından bir 7-8 ay sonra yaş gününde benim Arsuz'daki dede evim, İskender Sayık evini bir sanat kültür evine dönüştürme gibi bir hedefi vardı.
Onun için dedik ki Selin ve Aydin'le ve aileyle konuşup o evde bir 3-5 günlük bir şey yapalım. Toplantılar dizini ve insanları davet edelim. Sergiler açalım ve bir konserler, ilk yıl 5 gün süren bir şiir dinletisi. Ataol Behramoğlu gelmişti oraya. Ahmet Kanneci gitar konseri vermişti. Ayrıca da Asus Çocuk Korosu dediğimiz bir şeyi yapmayı hedefledik. Bir de tabii meme kanseri nedeniyle kaybettiğimiz için Füsun'u, meme kanseriyle ilgili farkındalık projesi yapalım diye planladım. Ve Arsuz ve İskenderun'da 40 yaş üstü kadınlara ücretsiz mamografi taraması yaptık. 500 kadına diye başladık, 750 kadınla bitirdik. Ertesi yıl tekrar yine 40 yaş üstü kadınlara mamografi taraması yaptık. Ve o yıldan sonra her yıl 11 Ağustos çevresinde işte 5 ile 10 gün arasında etkinlikler yapmaya başladık. Baktık ki toplum bunu çok benimsedi ve sahiplendi. Biz de aile olarak Füsun'un adına tıp fakültesi öğrencilerine bir burs fonu verme adına burs fonu başlattık. Arsuz'da çok güzel şeyler yapıyorsunuz bizim için. Biz sizin için ne yapabiliriz dediler. Bir gala gecesi yaptılar. Oradan elde edilen geliri burs fonuna verdiler. Burs fonumuz genişledi. Ondan sonra bu grup bir çalışma grubuna dönüştü. Ve bugün 30'a yakın kişi aktif olarak bu etkinliklerde görev alıyor. 2013 yılında dernekleştik. Arsuz bir balıkçı köyü aslında ve tarımla geçinen, yazları nüfusu artan bir plaj köyü. Biz bu etkinlikleri yaparken Arsuz sadece bir eğlence yeri değil, aynı zamanda sanat ve kültürün de olduğu, toplumda bir farkındalık yaratacak bir etkinlikleri yapmayı hedefledik. Son 4-5 yıldır bu bir aya yayılmaya başladı. Burs fonumuz giderek genişledi ve bugün 31 öğrenciye burs veriliyor. Ya bu şahane bir şey. Şimdi İskender Bey'e yapılan sürpriz bir 60. yıl etkinliğinden, yaş gününden Füsun Hanım'a verilen sözden beri 11 Ağustos 2007'den bu yana, şimdi 15 yılı çoktan geçti, bir etkinlik yapılıyor. İşte ilk önce 4-5 günken biraz önce İskender Bey anlattı. Şimdi bir aya yayılan bir etkinlik. Aylin çok güzel bir şey söylemişti. Bu sadece annem ve babamın birbirine duyduğu aşktan değil, bu yöreye ve mesleklerine duydukları aşktan diye. Çünkü bunun tıpla sağlıkla da çok ilgisi var. Şu anda tam madde madde hatırlamıyorum ama o zaman konuşurken şunu konuşmuştuk. Her sene halka da soruluyor. Sizin en çok neye ihtiyacınız var? Yani bu sağlık taramaları konusunda. Millet mesela diyor ki gözle ilgili sorunumuz var ya da şununla ilgili bir sorunumuz. İskender Bey ve çevresinin üniversiteden, tıp camiasından insanlar geliyorlar. O ay içerisinde ne kadar uygunlarsa, ki Arsuz sıcak bir yer, Ağustos'un ortasında yapılıyor bu etkinlik, insanlar geliyor ücretsiz olarak, pek çok doktor sağlık taramaları yapıyor. Sergiler, konserler, atölyeler, spor turnuvaları, toplum söyleşileri, tiyatro gösterileri o kadar etkili ki pek çok insana dokunuyor. Düşünün, Arsuz'da yaşayan 10 yaşında bir çocuksunuz ve hayatınızda göremeyeceğiniz insanlar o etkinlik için geliyorlar. Konserlerde görüyorsunuz, tiyatrolarda görüyorsunuz, onlarla konuşuyorsunuz. Arsuz Çocuk Korosu mesela bildiğim kadarıyla eğitimciler geliyor. Bir hafta gibi bir süre önden seçilen çocuklara eğitim veriyorlar. Çocuklar ciddi ciddi eğitim alıyorlar ve ondan sonra onlar bir gösteri sergiliyorlar. Bunlar şahane etkinlikler ve Füsun Hanım iyi ki doğmuş diye yazmıştım hakikaten. Hep öyle hissediyorum. Peki size şunu da sormak isterim. Kızınız da siyasetçi. Yani ekonomisti, siyasetçi oldu. Siyasetçi olmak bu dönemde zor. Siz neler hissettiniz? Bugün neler hissediyorsunuz? Siyaset aslında bizim
ailede tabii Füsun'un zamanından başladı. Türk Harfler Birliği Başkanlığı 10 yıl gibi bir süre geçtiği için siyasetle iç içeydi. Aslında tabii bizim evdeki siyaset bu bugün uygulanan siyasetten farklıydı. Toplum sağlığı, hekim hakları, kadın hakları gibi şeyleri gündeme getiren bir siyasetti. Onlara çözüm önerileri hazırlayan siyasetti ama Selin'in kitabı daha farklı bir boyuta dönüştü. O da siyasete girmeden önce televizyonlarda ekonomi programlarına çıkarak ekonomiyle ilgili gerçekleri söyleyince siyaset yolu açıldı diye düşünüyorum ben. Yani Selin'e teklif edildiği zaman tabii konuştuk o zaman. Kararı neyse onu destekleyeceğimizi söyledim. Bunu denemek istediğini söylemesi üzerine ayrıca ona destek oluyoruz. Üzüldüğüm dönemler olmuştur siyasete girdiği için. Çünkü yani senin kızım olduğu için söylemiyorum. Hakikaten ekonomi iyi bilen, iyi anlatan birisi. Daha faydalı olabileceği bir dönemde yeterince faydalı olamadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bugünkü politikayla süreç böyle gidiyor maalesef. Umarım daha iyi günler, daha aydınlık günler hem siyasette hem yaşamda gelecektir diye düşünüyorum açıkçası. Selin'in söylediği bir şey vardı. Yani ben ileride çocuklarım bana ya bizim için sizler neler yaptınız diye sormasın istiyorum. Onun için bu işe giriyorum dedi. Birileri elini bu taşın altına sokmak zorunda. Türkiye için, ülke için, toplum için. Selin de onu seçti, biz de onu destekliyoruz. Şahane, sizde hepinizde görüyorum. Şimdi Aylin İstanbul'dan tanışıyoruz ama o da sizinle birlikte Arsuz'da yaşıyor artık. Siz de Arsuz'dasınız, evet, evet. O da Arsuz'da. Evet. Bu etkinlikler için canla başla çalışıyor Füsun Sayık anma etkinlikleri için. Bu da topluma doğup büyüdüğünüz ki... Yani onlar orada büyümese bile kız çocuklarınız muhtemelen baba memleketlerine bir şeyler veriyorlar. İşte sanatla, heykelle ya da insanlarla, sağlıkla buluşturuyorlar. Sizler karı koca zaten tıp alanında pek çok insana dokunuruz. Peki bu yurt dışına gitme ve kalma meselesi bugün de çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Doktorlar yurt dışında gördükleri fırsatları değerlendirmeye bazen belki de mecburen daha istekli olabiliyor. Diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi yurt dışına biz de gittik. Evet. Ben de 5 yıl yurt dışında kaldım, eğitimimi aldım. Füsun da biz Türkiye'ye dönmek istiyoruz dedik ve Türkiye'ye döndük. Eğitim amaçlı böyle gidişlerin çok değerli olduğunu, eğitime çok önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Hem benim hem Füsun'un gelişmesine, mesleki yaşamımızın o sürece, o düzeye gelmesine çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Gençlerin gidip gelmeleri çok önemli ve değerli. Orada öğrenilen, orada kazanılan yetkinliklerle kendi toplumuna hizmeti ön plana çıkartması çok önemli diye düşünüyorum. Bugün tabii gençler özellikle farklı nedenlerle ayrılmak istiyorlar Türkiye'den. Eğitim için ayrıldık. Bugün ise gençler geleceğe dair güven duymamaları, tıp mensuplarının karşılaştığı durumlar nedeniyle başka yerde hekimlik yapma şeyine yöneliyorlar. Tabii tıp fakültesinden benim bitirdiğim zaman 1970'le şimdi 2020 arasında çok büyük fark var. Tabii siz bir de ilk mezunlardansınız değil mi Hacettepe Tıp'tan? Evet, ikinci sınıfız, evet. İnsanların neler hissettiğini anlıyorum. Ya tıp zaten pek çok fedakarlıkla yapılan bir iş. Yüksek gibi gösterilen ücretler hiç de öyle değil. Hele bugünün ekonomik şartlarında çok büyük çalışma şartları, fedakarlıklar var. Hedef gösteriliyorlar, umutları kırılıyor ve yurt dışında hiç bunlarla uğraşmadan, politik bir baskı da görmeden çok daha rahat yapabilirler. Daha çok da saygı da görebilirler ve bunun için de artık yeter deyip pek çok insan gitmeyi seçebilir. Peki
Peki burada umut olup kal diyen içsel şey ne olabilir İskender Bey? Var mıdır öyle bir şey? Yani siz mesela görüyorum ki bu toplumdan aldığını topluma vermek üzerine düşünen ve çalışan bir insan olduğunuzu ben dışarıdan görebiliyorum. Sizi çok az tanımama rağmen. Verdiğiniz eğitimlerin bir kısmını online olarak izledim. İşte bu Füsun Sayak etkinlikleri, başka eğitimlerinizi izliyorum. Sizi öyle bir insan olarak görüyorum. Siz bu direnci nasıl canlı tuttunuz? Sizin döneminiz farklıydı tabii ama bugünkü gençlere bir öneriniz var mıdır? Evet, şimdi... Zor bir soru ama. yok, zor değil. Akademik yaşamın tümünü orada geçirdiğim bir kurum Hacettepe. Yani aidiyetim çok farklı Hacettepe'ye karşı. Ama gayet objektif bir şey söylemek istiyorum. Hacettepe Tıp Fakültesi 1963 yılında önce Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan bir tıp fakültesi. Ve alışılmışın ötesinde amaç ve vizyon, misyon belirtilerek bir tıp fakültesi açılıyor o dönemde. Ve kuruluş kararında şöyle diyor: ülkenin sağlık sorunlarını daha iyi bilen ve topluma hizmet sunacak hekim yetiştirmektir diyor. İnce bir şey var orada. Daha çok koruyucu hekimliği ön plana çıkartacak. Toplum hekimliği, toplum sağlığını hedefleyen hekimler yetiştireceğiz diye bir tıp fakültesi kuruluyor. Ve bizim dönemlerde verilen eğitim toplum sağlığını önceleyen bir eğitimdi. Bugün öyle değil. Sosyal hesap verebilirlik, toplumsal hesap verebilirlik. Bugün tıp fakülteleri, eğitim programları ona doğru evriliyor dünyada da. Bu şekilde ben hekimliğin daha farklı bir perspektif kazanacağını düşünüyorum bu yaklaşımla beraber. Nasıl göndermeyelim doktorları yani? Tabii. Bir, gelecekleriyle ilgili güven verme. İki, iyi bir çalışma ortamı yaratma. Bence Türkiye'de hekimlerin en çok zorlandığı şey iyi çalışma ortamlarına sahip olmamaları. Ve de bu ağır eğitimden sonra refah içinde yaşamak istiyor hekimler. Hak ettikleri özlük haklarını istiyor. İnsanca yaşayabilecekleri bir özlük hakkının tanınması, hekimlerin ben Türkiye'den ayrılmayacağını düşünüyorum verilirse. Sadece hekimlere değil, tüm insanlara aslında geçerli olması lazım bunun. Yani insanca yaşayabilecekleri bir ortamı yaratmak. Bu sosyal, toplumsal, kültürel, eğitsel, her açıdan o koşulların sağlanması ülkeye, insanları daha çok bağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, tabii ben de bu istenirse tabii politik işte evet. Bir şeyler. Geçen gün İlker Küçükparlak benim de konuğum olmuştu. Kendisi de bir doktor. Hekim cinayetleri politiktir yazmıştı. O kadar iyi anlıyorum evet. Ki kadın cinayetleri politiktir, hekim cinayetleri politiktir. Bunlar bir dille de oluyor. O dilin de değişmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi Hacettepe'de baktım. Bir 5 yılda Amerika var. Tamam onu çıkartabiliriz ama aslında 2011'de emekli olduğunuzu düşününce 47 yıl Hacettepe'de maşallah. O zaman evet. Sorumu çok iyi cevaplayabilirsiniz diye düşünüyorum. Nasıl iyi bir hekim olunur? Nasıl iyi bir doktor olunur? İlk önce onu soracağım. Sonra da Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Nasıl iyi hekim olunur? Bu da çok değerli bir soru Nilay Hanım hakikaten. Öğrencilerime de onu söylerdim. Hekimin kötüsü olmaz. Her hekim iyi hekim olmak zorundadır. İyi hekimliğin temel felsefesi de iyi insan olmaktan geçiyor. Yani önce iyi insan olacağız. Ondan sonra mesleki sorumlulukları özümseyen hekimlik iyi hekimliktir. Adanmışlık, ekip içerisinde iyi çalışma, etik çalışma, dürüstlük, doğruluk, mesleğe ve topluma karşı saygı, yeni teknolojiyi öğrenebilen, dünyadaki demografik değişikliklere uyum gösterebilen, bugün göç sorunu yaşamımızı çok etkiliyor. Yaşam boyu öğrenen ve öğreten iyi hekimdir. Hekimlerimizin çoğu bu ilkelerle çalışan hekimlerdir. İnsanların bugün yaşadığımız ortamda bir kısmının ya ben başka yerde yaşamı sürdürmek istiyorum deme
partisinin hakkı olduğunu düşünüyorum ben. Nereye gideceklerse gitsinler. Biz işte gençleri, yeni mezunları, asistanları alırız, onlarla işi yürütürüz. Şimdi tabii ki yeni mezunlar ve asistanlar çok değerli. Ama hekimlikte ve eğitimde belli bir deneyime ihtiyaç var. Gençlere rol model olacak insanları kaybedersek o zaman bu toplum uzun erimde çok etkilenir. Bu yaklaşım hekimleri hedef göstermekten başka bir şey değildir. Sağlık çalışanlarına şiddetin böyle söylemlerle artacağı kesin. Önce iyi insan olmayı öğretmişler her türlü eğitimde. Biz hekimliği iş için yapmayız. Ben 42 yılımda tam gün çalışmış bir hekimim. İyi rol modelleri biz ortaya koyamazsak hakikaten bu toplumun toparlanması çok kolay olmayabilir. Bu rol modellerin artması lazım. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız peki? Bence birinci şey demokrasiyi özümsemek. İki, herkesin haklarına saygılı olmak. Her insanın bence sorumluluğu var bu yaşamda. O sorumlulukları doğru değerlendirirlerse, karşılarsa bence o zaman hiç sorunumuz olmaz. Ortak aklın egemen olduğu, herkesin birlikte bir şeyler yapabildiği bir yaşama ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Umarım sizin bu kadar emek verdiğiniz ülkede daha iyi, birlikte güzel yaşarız. Beni, bizi sevmeyen gitsin anlayışı sadece doktorlar için yok. Bugün kadınlar için de var, yazarlar, çizerler, tabii, gazeteciler tabii, için de tabii. Var. Hepimiz için var. Buradan doktorlara da sesleniyorum. Çektikleriniz çok fazla. Tabii bu durumda bütün her şeyin üstüne bazı söylemler de tabii ki bir de çok yukarıdan yapılıyorsa çok etkiliyor olabilir. Hepimiz bundan nasibimizi aldık, alıyoruz ama daha iyi bir ülke birlikte mümkün. Çok teşekkür ediyorum İskender Bey. Çok teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı bizim için. Keşke 14 Mart'ları bayram olarak kutlayabilsek, gerçek bayram olarak kutlayabileceğimiz günler olsa. Sağlıkla ve güvende kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Hakikaten bütün anma günlerini, 8 Mart'ları, 14 Mart'ları hepsini böyle bir şikayet ya da eylem günü gibi değil de bayram gibi kutlayalım artık inşallah. Ben de bu temenniyle bitiriyorum. Tekrar teşekkürler.